Hem birkaç bilgi geldi bize hem de Fenerbahçe bazı şeyleri değiştirecek diye bir öngörüde bulunduk. Mert Hakan, Pelkas aynı anda oynuyorsa maçı 90 dakika seyretmeye de gerek yok. Ya İrfan büyük takım oyuncusu mu? Bence değil. Ama benim... Valencia'nın vitesi hiç düşmüyor ha. Kornere koşan oyuncu, kenar oyuncusu benim için değersiz oyuncudur. Kendim soracağım abi, kendim cevaplayacağım. İyi oynadığı zaman, tam formayı aldığı zaman sakatlandı. Galatasaray oyun kalitesine ciddi bir katkı yapmadılar bana göre. Taylan performansının yanına iki tane iyi 8 numara bulunmuş olsaydı Taylan bugün daha da performans olarak yukarıya çıkmış olurdu. Yani o kesinlikle. Evet. Bak, topla ilişkisi anlatılıyor. Dün de düşmeyen Ozan Tufan, Valencia, Sosa, İrfancan'ın vitesi düşmedi. Hep oyundalar. Nerede başlıyor Josef'in oyunu? Beşiktaş'ın orta sahasının önünde başlıyor aslında. Natspor ekranlarından herkese merhaba. Futbol Lab'in yeni bölümüne tam kadro bir şekilde başladık. Evren abi de aramızda. Abi çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim kardeşim. Çok yoğun, zorlu bir süreç geçirdik. Şimdi iyiyiz. Ve tekrar beraberiz. Bülent Kaptan'a da hoş geldin. Teşekkürler. Diyorum. Yani onunla aynı masada olmak, yorum yapmak bizim için onurdur her zaman. Erman abi için de geçerli tabii ki. Ama kaptana hoş geldin diyelim. Biz hep buradayız. Evet, Erman abi mekanın sahibi. O... Herkes değişiyor, o kalıyor. En son iki kişi yaptık programı. Tabii. En son Erman abi tek kameraya karşı bakarak bir prompt... Hem moderatör olacağım, hem kendim soracağım abi, kendim cevaplayacağım. Ama yani Allah sağlık sıhhat versin. Cümlemiz. İstikrarı gerçekten bir... İstikrar çok iyi. İstikrar çok önemli. Evet, istikrar abi. Allah Allah. Durduk yerde ya. Durduk ya şimdi. Yani böyle söyleyeyim de huylandım. Maşallah, maşallah. Maşallah diyelim. Maşallah. Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe Erzurumspor önünde 3-1'lik bir galibiyet aldı. Biz dün canlı yayında konuştuk Erman abiyle. Burada Evren abi ve Bülent Kaptan'a sözü bırakacağım. Hocam sizle başlayalım. Fenerbahçe 3-1 kazandı. İlk yarıda ilk 15 dakikada oldukça etkili bir oyun oynadı Sarı Lacivertliler. Ama şöyle eleştiriler de yaptık. Hani maçın ikinci yarısında oyuncu değişikliklerinden sonra neden yine o vites düşüyor, daha üstüne koyarak gidemiyor Fenerbahçe diye. Siz nasıl buldunuz dün Emre Belezoğlu'nun öğrencilerini? Valla 15 dakikada iş bitti. Yani maçı 90 dakika seyretmeye de gerek yoktu aslında. 15 dakika içinde nelerin, neyin, nasıl olacağını görebiliyorsunuz. 3 gol attıktan sonra oyuncu grubu da artık bu maç, çünkü direnç de göremedi açıkçası. Bu Galatasaray Gençlerbirliği maçına geldiğimizde de onu söyleriz. O direnci de gösteremedi Erzurumspor. Oyuncu grubu 3'ü bulmuş. Sakatlanmayayım. Bir dahaki maçı düşünerek ya işte bir dahaki maçta oynarım. O oyun konsantrasyonu kopuyor açıkçası. Onu tekrar yakalamak, evet saha içinde yakalamak yüksek, en yüksekteyken o düşü oyun konsantrasyonu düştükten sonra bir daha yakalamak çok, çok zordur. Çok kolay bir galibiyet oldu diyebilirim açıkçası. Hani teknik direktör açısından hani 3'ü isteyen 5'i de ister. İşte Beşiktaş Hatay maçında. Belki Emre Belezoğlu ona da kızmış olabilir. Bence böyle maçlarda biraz eleştiri anlamında oyuncuları eleştirirse bence etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü nihayet oyun konsantrasyonu dediğiniz şey maç başladı ve bitene kadar devam etmeli. Çünkü nihayet siz seyreden bir taraftar grubu var. O taraftar grubuna o keyfi 15 dakikada veriyorsanız 90 dakikada olmasa bile bir 60 dakika, 70 dakika vermeniz gerekir. Çünkü bizler oynadığımız zaman taraftar ve kulüp için oynuyoruz. Hı hı. Ve futbolu sevenler için oynuyoruz. Açıkçası yani 3-0'dan sonra o oyun konsantrasyonunun gitmesi benim Fenerbahçe oyuncular olarak eleştireceğim nokta bu. Ama tabii ki hani bundan sonraki maçta nasıl bir reaksiyon gösterirler o Emre Belezoğlu'nun oyunculara gösterdiği eleştiri veya... Maçın açıklamasında vardı o eleştiri zaten. Yani varsa, 25 kere girmeyecekler. Evet, o da tatmin olmamış belli yani noktalarda. Bu belli. Çok güzel bir şey. Oyuncu grubu bence bir dahaki maça o reaksiyonu göstereceğini düşünüyorum. Yani maçla ilgili çok da fazla bir şey konuşulacak maç bir şey yok. Maç 15'ten sonra bitti hocam değil mi? Bitti. Yani? Aynen. 15 çok diyorsun. 4 dakika var incelemesi oldu. Aslında 10 dakikadır. 10 dakika. 10 dakika. 10 dakikada fişi çekti Fenerbahçe. Ama çok şu var bence... İniş çıkış çok fazla. Yani Fenerbahçe'nin zirvesi çok yüksek, dibi de çok aşağıda. Ve bu çok kısa sürede gerçekleşiyor. Yani 25. dakika bir bakıyorsunuz takım uçuyor. Ama 38'de o takımı göremeyebiliyorsunuz. Bu bence çözülmesi gereken soru. Sezon başından beri bu var aslında. Evet evet. Yani oyun içinde evet, çok iniş çıkışlı performanslar. 3-2 kazandığı maç. Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa. Müthiş bir oyun ki ben burada da söyledim. Hı hı. Çok etkiliydi bir oyun. Sezon başından beri ilk defa bu kadar etkili, istekli, pas tempo yapan, koşan, kaleye koşan bir oyuncu grubu vardı. 70'ten sonra yok. Yani bunun temposunu ayarlayacak,
o tempoyu zaman zaman düşürecek oyuncu grubu pas, tabii pas yaparak. Tabii ki sahada, yani hoca oradan bağırarak bunu yapması çok zor. Bütün inisiyatif saha içindeki oyunculardadır. Yani bu aslında sezon başından beri olan bir şey. O inişi çıkışı, hı hı, grafik hep oyun içinde oluyor. Şunu söyleyeyim. Oyuncu seçimlerine bakarsan 25 kere eğer rakibin ceza sahasına girmesinden şikayet ediyorsan oyuncu seçimlerinin üzerinden bir savunma anlayışı belirlemek zorundasın. Dün akşam da biraz ucundan dokunmuştuk. Evet. Abi İrfan Can, Sosa, Mert Hakan, Pelkas aynı anda oynuyorsa savunmayı topu ayağında tutarak yaparsın. Zaten ona kuzuyor bence. Topu rakibe verirsen bu oyuncular çok müdahaleli ve top kazanan oyuncular olmadığı için rakip daha kolay oynuyor. Dün Erzurum değil de başka bir takım olsa daha fazla hani çok daha fazla bence girebilirdi. Cezayı kesebilirdi. Kesebilirdi ama oyun mesela Erzurum Spor çok katı savunma anlayışı olan bir takım mı? Zaten konsantrede olan bir takım 20 saniyede pozisyon vermez. Bu kadar alanı geniş oynuyorsa, sen de oyuna Samuel gibi çabuk oyuncuları sokuyorsan artık dikini oyunu da zorlamak lazım. Hiç zorlamadın. Yani alan yine büyük. Ayağımızda kalsın. Samuel'i ne yapmak istersin maçın içerisinde? Rakibinle birebir bırakmak istersin. Alan, özelliğini alan kullansın diye. Var mı bu şart? Bu var, tabii, fırsat vardır. Var. Yapabildin mi? Yapamadın. Yapabilecek yani, oyuncun var mı? Çok var. Çok var. Yani orada Samuel biraz problem. Var yani, evet, orada problem var ama mesela hep diyoruz ki ön tarafı topla ilişkileri çok iyi falan. Abi sağ beki, sol beki de topla ilişkisi iyi. Fenerbahçe'de topla ilişkisi kötü olan oyuncu yok ki zaten. Biraz Tisserand'ı. Tisserand'la Harun'u çiz. Gerisi komple çok çok iyiler yani. Valencia'yı da bekliyor oraya. Da var. Ama Valencia'nın vitesi hiç düşmüyor ha. Ya o kesinlikle. Evet. Topla ilişkisi anlamında. Dün de düşmeyen Ozan Tufan, Valencia, Sosa, İrfancan'ın vitesi düşmedi. Hep oyundalardı. Oyundalardı. Aslında pardon özür dilerim. Buyur abi. Böyle bir oyuncu grubun varsa bak seneye transferde de çok doğru hamle yapması lazım. Şampiyon olmak istiyor. Böyle bir oyuncu grubun varsa topla ilişkisi iyi olan, etkili oyuncu varsa senin koşu oyuncun lazım. Beşiktaş'ta evet. Enkudu var. Farkında mısınız? Tabii. Galatasaray'da Onyekuru var. Onyekuru var. Yani siz koşucu oyuncudan bir takım oluşturmazsanız hücum hattınızı, o zaman şampiyon olmanız daha da zorlaşır. Ya bu kadar etkili varsa. Şimdi ne oldu? Tabii. Samuel girdi. Koşan oyuncu var. Pas atan oyuncu var ama yok. Yok. Yani kullanmadılar onu. Evet. Orada ben bir moderatör olarak Berkay'dan şunu beklerdim. Futbol Lab'de biz Erman abiyle birbirimize girdik hatırlarsın. Ben unuttum. Bence Erman abi. Ben unutmadım. Ben unutmadım. Hayır bak, ben hatırlıyorum. Dedim gelir gelmez söyleyecek bunu. Yemem, içmem bunu hatırlatırım dedim. Hocam biz şey konuştuk. Girecek diye bekliyorduk. İşte bir ay, iki ay önce falan Emre Belezoğlu geldiğinde. Ya hem birkaç bilgi geldi bize hem de Fenerbahçe bazı şeyleri değiştirecek diye bir öngörüde bulunduk. Ben dedim ki İrfan sağ açık oynar. Çünkü daha önce oynamıştı var. 4-1-4-1'e döner. İrfanlı, Pelkaslı hani orta saha özellikle oyuncular. Yalancı beraber. Kenar oyuncusu. Evet, yalancı kenar oyuncusu olarak oynar dedim. Erman abi oynamaz dedim. Biz girdik birbirimize. Yani, hayır, dedi ki Pelkas, Mert Hakan, İrfan, Mesut hep beraber oynar dedi. Ozan'ı evet. Yemiştin. Evet evet, Ozan'ı ben de dedim ki Ozansız Fenerbahçe orta sahası olmaz. Bence de. Bu birincisi. Bence de. İkincisi İrfan rakip seçmek. Rakip lütfen Berkay Bey biz görüntülerle konuşalım. Getirebilir miyiz? Tamam. Tabii ki. Bir şey söyleyeceğim. Erman abi kabul ediyor. Hiç acele etme. Erzurum maçını seçersin. Bu oyuncu. Tabii. Seç bakalım bir Gaziantep maçında ne oluyor? Veya ya, Alanya maçında doğru, seçsene. Geçen hafta ne oldu? Bağımsız. Yani şöyle bir çıkış yani nasıl diyeyim? Fenerbahçe'ye bir dokunuş lazımdı bence. Ve o dokunuşu Emre Hoca alanı daraltarak, yetenekli oyuncuları hep beraber oynatarak, biraz daha farklı koşucu oyuncuyu ikinci yarı koyarak. Bu arada koşucu oyuncu çözdüm. Valencia olmaz mı abi? Biz mesela Alanya'da şunu bekledik. Sağ kenara Valencia. Koşucu evet. Oyuncu olduğu için ön tarafa bir santrafor. Çünkü dün kulübesinde 4 santraforu var ya. Ulan. 4 işte, tane. Evet. Ne dedi Emre Belezoğlu? Ben oyunun hakimi olmak istiyorum dedi. Onda pasör oyuncular. Oyunun hakimi olmak istiyorsan bu tip oyuncuları oynatman gerekir. Ha ben Ozan Tufan'sız bir orta saha düşünmüyorum. Çünkü Ozan Tufan gerçekten çok iyi bir 8 numara. Evet. Milli takımda nasıl gol attığını görüyoruz. Koşarak gol atıyor. Şimdi aslında Ozan Tufan da orta saha oyuncusu olarak bir koşucu oyuncu. Özellikle ceza sahasında koşu atar. Evet. Driblingi de var. Tabii var, o da var. Şutu da var. Var. Şimdi bu oyuncu grubu doğru bir oyuncu grubu. Hı-hı. Evet. Ama siz pozisyon almazsanız top rakipteyken. Hı-hı. Bakın top kapmayı demiyorum. Pozisyon almazsanız, alanı daraltmazsanız sizi bir gün çok farklı bir takım, farklı bir şekilde cezalandırır. Çünkü nihayetinde futbol pozisyon oyunudur. Hı hı. Yani bazen illaki sizin savunma özel orta sahanız top kapacak diye bir şey yok. Çünkü nihayetinde o pas alışverişinde hata yapıyor rakip takım. Yani bunu yapmazsanız ki çok geniş alanda oynandı. O geniş alanda da Erzurum gibi kalitesi düşük
takımlar tabii ki zor çok yaşıyorlar. Etkili olan olmayabilir. Geçici çözüm olarak düşünüyorum ben bunu. Yani peki ben onu soracağım. Kafasındaki bunu, bu mu? Bence kafasındaki bu. Yani bu ama şimdi Mesut'u nasıl kullanacaksınız seneye? Şimdi Mesut'u sağ dışta kullanırsanız hem İrfan var hem Mesut var. Ne yaparsınız? Şimdi ben hocama Verman Hoca'ya soruyorum. Önümüzdeki sezon için Mesut'la İrfan ikisi de var kadroda gitmeyecek. Bir de sağ bek var diyelim. Siz Emre Belezoğlu gibi devam mı edersiniz yalancı açıklarla ya da 4-2-3-1 ya da 4-4-2 yani Mesut'la İrfan'ı aynı anda nasıl değerlendirirsiniz? 2-8. Ben 2-8 olarak bakıyorum. Hı-hı. Ben İrfan kesin oynar bu takımda. Burada program yaptığından itibaren Alanya maçı öncesi İrfan Can yoksa büyük bir dezavantaj falan. Çünkü bana göre çok özel bir oyuncu. Hı-hı. Çok farklı bir oyuncu. Oyunun şeklini değiştiriyor. Özellikle çok iyi bir koşu oyuncunuz varsa gol atan ama. Gol atmayan. Korner bayrağını koşan mesela. Değil. Korner bayrağı değil. Kaleye koşan oyuncunuz varsa İrfan Can gibi, Mesut gibi o pası atacak oyuncular olmak gerekir. Çok klasik bir oyuncu. Yani evet bir de beklerinizin çıktığını düşünün. Orası çok yoğun olur. İşte gene dönüyorum dolaşıyorum. Sizin stoperleriniz oynatacağınız 6 numara bire biri pozisyonu değil. Pozisyonu bire biri çok iyi oynamak zorunda. Çok iyi oynarsa sizi şampiyonluğa götürür. Evet, öndeki oyuncular gözde olur ama asıl gözde bence o arkadaki üçlü. Şimdi bu oyunun Sivasspor maçı var Fenerbahçe'de. Önce Ankara gücü sonra Sivas. Sonra Sivas. İki tane koşu temposu yüksek müdahaleli takımdan bahsediyoruz. Evet. Bu oyuncu grubu zorlanır. Ama yani bu... Erzurum'a oynar. Niye Alanya'da önde basmak istiyorsun? Alanya'da geriden pas yapmak istiyor. Presçi oyuncun yok Valencia haricinde. Yapamadın. Oyunun kontrolünü alamadın. Defoları var. Alanya aldı. Neden? Bir kere Mesut hazır değil ya. Hal tamam klas oyuncu. Hiç yeteneğiyle ilgili su götürmez. Sezon başı kampı görmeden ben istediği yere geleceğini tahmin etmiyorum. Ama böyle kullanacak. Böyle kullanacak. Peki, gibi bence yani. Hamle olarak daha doğru. Şimdi Mesut Özil'den bahsediyoruz değil mi? Şimdi Arsenal'de sezon başı kampı görmedi. Alman patentli. Yani Almanya'da doğup büyüdü. Kendi kendine antrenman yapamaz mıydı? Özel antrenör olmaz mıydı? Şimdi yani geldi hazır değildi. Bak geldi hazır değil. Yetmiyor değil mi hocam? Bireysel idman başka bir şey. Ya yetenekli oyuncu için yetmeyebilir. Ama fiziksel olarak yeterlik seviyesine gelmek zorundaydı. Evet. Şimdi hani disiplinden bahsederiz. Almanlar disiplidir, çok çalışır. Ama sanki ben onu görmedim. Hani fiziksel olarak hazır olmalıydı. Yani maç koordinasyonu oynayarak gelişebilir ama fizik olarak. Ben onu görmedim mesela. O bir eksiklikti. Yani ben Özil'den böyle bir şey beklemezdim. Yani hazır bir fiziksel olarak hazır bir oyuncu beklerdim. Onu görmedim. Öyle bir tehlikeyi aslında parmak basıyor Erman abi. Defansta yani takım olarak beklediğinde ne yapacak Fenerbahçe? Bu oyuncu grubuyla arıza yaşar. Bekleyemezsin bunu. Hiç istemiyor zaten. Yani beklediğin zaman zaten bu oyuncu grubu beklemez. O adamları çok güzel değerlendirir rakipler. Evet, beklemez. Yalnız Fenerbahçe zaten için bence tehlike şu. Yani bir ilk 11'i var artık Fenerbahçe'de. En fazla bir oyuncu, iki oyuncu değişir bundan eskiden sürpriz bu olarak. Yoktu, bu yoktu, bu oturdu. Ama kulübesinden Emre geldiğinden beri ne değişti? Hı-hı. İyi anlamda ilk yarıları artık çöpe atmıyor. Hı-hı. Hep maça iyi başlıyor. Kötü olarak ne değişti? Eskiden bir kulübe katkısı vardı iyi kötü. Maçına göre değişirdi ama maçına göre değişirdi ama vardı. Şimdi o yok. Abi oyuna giren Fenerbahçe'nin oyun kalitesini geri götürüyor. Evet. Kesinlikle öyle. Yeni sezon planlamasıyla da alakalı yani şöyle bir söylenti var. Bilgi var Berkay. Bilgi var. Birçok oyuncuyla yani 7-8 oyuncuyla yollar ayrılıp zaten maç sonu açıklamasında da Emre Belezoğlu bazı transfer kararlarında duygusal davranmış olabilirim açıklamasında bulundu. Şimdi, bir 3-4 oyuncu abi, sportif alıp, direktör hayır, olarak kendini yalanladı şu anda. Hayır bir dakika. O zaman ben başka bakarım. Ben başka olaya bakarım. Sportif direktör duygusal olarak hiçbir şeye bakamaz. Çünkü kulübü düşünerek hareket ederse. Kaç tane transfer yaptı? 22. Kaç tane oyuncu gidecek diyorlar? 7-8 tane. 3 tabii. Olmaz. O zaman ya sportif direktör şöyle sportif direktörlükten ziyade teknik direktörlüğe hazırlanmış o zaman sezon başı. Yani bu işin duygusallığına bakarsanız. Şimdi duygusal olarak hareket edemezsiniz. Kulübün menfaatlerine göre hareket edersiniz. 22 transfer yapıyorsunuz, 7-8 tanesini yolluyorsunuz, bir daha transfer yapacaksınız. 3 tane. 3-4 tane. Yani o zaman transferleriniz de doğru değil. Sınırlı kalacağım. Karagümrük'teki santrafor. En az yani. Karagümrük'teki santrafor falan. Adem. Evet. Şimdi o büyük takım oyuncusu mu? Değil. Bence değil. O zaman siz bir transfer yaptığınız zaman hata yapabilirsiniz. Onu da 22 değil 22 olmaz zaten yani. Ya olmaz. Ama doğru transferli yapmaya çalışmanız lazım. Bülent abi şöyle bakabilir miyiz? Şimdi Kemal Adem'i bilindik bir oyuncu değil.
bu biraz zar atmak gibi. Hani tutar mı tutmaz mı? Eyvallah. Ama Sise, Samat da. Novak. Kaç yaşında? Şimdi bunlar abi yaşı eyvallah da Sosa kaç yaşında oynuyor? Kimsin? Atiba 38 yaşında. Oynuyor 5 yaşın en istikrarlısı. Atiba kaç senedir oynuyor? Tamam sürekli oynuyor. E abi Sise gol kralı adayıydı geçen sene. Daha çok taze. Alanya'da gol kralıydı. Yani eyvallah. Fenerbahçe'deki farklı bir oyun. Tamam abi Samat da. Sosa'yı da katarım. Sosa'yı da katalım. Samat ile ilgili bir şey demek istiyorum. Bence Fenerbahçe bazı oyunculardan faydalanmayı yeterince beceremedi diye düşünüyorum ben. Çok belki oynama istikrarı vermeliydi bazı oyunculara. Çok kadro geniş ya ondan olabilir. Evet ama bu dezavantaja dönüştü. Ya geniş kadro. Takımı birden değiştirmek. 5 oyuncu değişikliği kenara bakıyorsun. Bir onu alayım bir onu alayım. Şimdi bu rotasyonu da ben yeni yeni anlamıyorum. Abi. Biz de oynadık. Sen de oynadın. Yani bizde böyle 25 oyuncu 25'te oynayacak seviyede değildi. 15, 16, 17. Evet. İdman'da oyuncu İdman'da onu Sezer değil mi hocam? Ya %100 Sezer ya. Yani hissedersin onu. Hissedersin tabii. Çok fazla rotasyona takılıyoruz. Yani sanki Avrupa kupalarında devamlı oynuyoruz, finale evet. kadar gidiyoruz da veya işte Türkiye evet. kupası sadece başka kupada var da o rotasyonu yapacağız. Biz buna da çok takılıyoruz aslında. Ablik lideri. Şu anda Türkiye'nin en az rotasyon yapan takımı. Evet. Yani kesinlikle biz hep yani. Bunu daha önce burada şey. Konuştuk. Fenerbahçe forma rekabetini Erol Bulut zamanında çok öldürdü. Yanlış içerisinde. Anladı Erol Bulut forma rekabetini. Evet. Yani herkese biraz herkese vereyim, şans biraz vereyim. Biraz. Öyle olmuyor. Mavi boncuk dağıtayım herkese. Gustavo da kesin olarak önümüzdeki sezon takımda kalacak. Onu da söyleyebiliriz. Yani en azından fikir olarak şu anda. Ya bu kesin olarak söylemiyorum. Yarın öbür gün bir talibi çıkar. Hoca değişir. Tabii başka bir şey olur. Başka bugünün şartları. Bugünün şartları. Normal şartlar altında şu anda. Ama öyle bir oyuncu lazım bence her zaman. Yani bir defansif orta saha mutlaka başka rakiplere karşı. Sosa'nın da bir yıllık mukavelesi var. Orada bir stoper, bir forvet, bir de sağ bek oyuncusu. Stoper %100 lazım. Sağ stoper de gerekiyor değil mi hocam? Vedat'ın çok ciddi lazım. Bir geri dönme isteği var. Ama onun isteği var. Bu Penza'nın alınmışlığı var. Her şey var. Yaşını daha bunu bilmiyor. Bugün kulübede 4 tane Fenerbahçe forveti var. Santrofor'u var abi dün. Hani Sinan var, Sise var, Samat da var. Tiam var. 4 tane. Bu Penza'yı aldığı konuşuluyor Fenerbahçe'nin. 5. Şimdi Vedat geri gelmek istiyor diyorsun. 6. Abi kaç santraforla oynayacak? Ama şimdi birileri bitecek tabii ki. Birileri mi? Daha bunların ayrıca kanat oyuncuları var. İşte daha Trey var mı? Evet yani Adem. Kemal Adem'i var. Adem ya ben Fenerbahçe'nin sezon başından beri Emre Belözoğlu bilmiyorum. Yaptıklarında duygusal mı davrandı bilemem ama bir planlaması olduğunu inanmıyorum. Söyledim bir daha söyleyeyim. Fenerbahçe bir transfer planlaması üzerinden gitmiyor. Rüzgar nasıl eserse öyle gidiyor. Yani öyle. O 22'nin içinde bazılarında hırs var. Ezeli rakipten alma hırsı. Bazılarında ihtiyaç var. Bazılarında ekonomik sebepler oluyor. Bak hiç abartmıyorum. Ya tutarsa. Gezal'a talip olursa hiç şaşırmam. Gezal'a da talip evet. olabilir. Olabilir. Hiç şaşırmam ya. Halim çünkü yani iş yaptı bu ligde. Evet. Param da var diyor. Gidiyor herkese. Salih Uçan için çok ciddi bir şey olabilir. Rakibin gücünü almak ister. Tamam da bu şekilde evet, bitmez mi? Bir de öyle. Bitmez yani bu şekilde. Fenerbahçe yavaş yavaş toparladık. Derbiye geçelim. Yani şimdi Galatasaray ile Beşiktaş'ın maçlarını zaten yorumladık. Üstünden de birkaç gün geçti. Yani derbi özelinde ilerleyelim. Hocam çok kritik maç Galatasaray için. Beşiktaş için de aslında çok kritik Beşiktaş. Ama Galatasaray için bence daha kritik diye düşünüyorum. Ya ben bir rol çalayım mı? Tabii buyur. Abi Falka ile Mustafa Muhammed kulübede. Halil oynuyor. Forvetlere taktik derbi, sen de ya. Derbi geldi. Abi ne belirliyor sonucu? Sonucu ne belirliyor? Bola, Umut Nayır ile derbi kazandı Beşiktaş. Santrafor evet. olarak. Evet. Sonucu Santrafor belirler spor. Derbilerde. %90. Abi Falcao ile Mustafa Muhammed oturuyor. Halil ile Kerem oynuyor. Hangisini oynatırsın? Şimdi böyle maçlarda tabii ki tecrübeli oyuncular daha ön plana çıkar. Ama öbürleri bu yayında konuştuk biliyorum cevabını. Yani tecrübeli oyuncular daha ön plana çıkar. Çünkü nihayetinde derbi oynamak normal bir maç gibi değil. Yani derbide oyuncunun psikolojisi, oyuncunun stresi, oyuncunun gerginliği daha fazladır. Hele hele öyle bir durumda ki Beşiktaş kazanırsa şampiyon, Galatasaray kaybederse kopuyor. İddiası bitiyor. Veya Galatasaray kazanırsa bir umudu oluyor. Şimdi teknik direktörler de o umudunu her zaman sezon sonuna kadar devam ettirir. Oyuncular da devam ettirir. Buna ekstra bir motivasyonla da gerekmez bence. Öyle düşünüyorum. Hani tecrübeli oyuncular bu işte daha önemli. Formsuz da olsalar. Bence de formsuz da olsalar veya gol de atamasalar. Peki hocam bir tanesi mi yoksa hepsi birden mi? Hayır ben zaten hiçbir zaman Galatasaray takımının çift santraforla oynamaz. Hiçbir yani zaman. Falcao ve Mustafa üzerinde hiçbir zaman çok oynamaz. Arıza verebilecek bir sistem. Galatasaray geçmişine bakın.
Bakın hiçbir zaman çift santrafor oynamadı ki. Bir Elmander galiba. O da Necati biraz daha kırık kırıktı. Necati 9.5'u da oynuyordu. Evet. Ama Selçuk Melo falan vardı. Genç zamanında yani. Da İliç mesela öyle oynuyordu. O da kırık oynuyordu. Şimdi bu ikisi direkt santrafor. Evet. Yani kırılmayı bilmezler. Topu orta alıp sağa sola oyunu yönünü değiştirmeyi... İkisi ceza sahası santrafor. Aynen. Yani çerçeve santraforu. Falcao direkt ceza sahası santraforu. Evet. Ceza sahası dışından çık. Yok. Falcao normal bir oyuncu. Elmander'iniz olsa mesela elinizde belki o zaman... Hani daha çok Necati olsa. Başka Necati bir oyuncu lazım. Evet. Yani püf noktası. Dolayısıyla çift santrafor oynamaz. Ben Kerem'in oynamasından yanayım. Niye oynamasından yanayım? Çünkü çok istekli, çok hareketli, çok koşu yapabilen... Koşu yapıyor. Benim için en geçerli olan kanat oyuncular için koşu yapan oyuncu, kaleye koşu yapıyor. Yani attığı golde veya pas atamadıkları pozisyonda hep Kerem koşuyor. Bir de golü düşünüyor hocam, o da önemli. Hep golü düşünüyor. Bir asist özelliği de var. Yani bir ara pası atmıştı çaprazdan. O kadar zamanında yani yarım saniye geç atsa olmayacak. O kadar Antalya hem pas özelliği galiba. Hem de evet. Gol yapma özelliği Antalya de var. Antalya kaleyi düşünüyor. Yani hep koşu atabildiği düşünüyor. Gibi bazı oyuncu var mesela Samuel Osayi. Fenerbahçe'de konuştuk. Hep koşu atar ama... Hani benim için değerli topu kırar. Bakın benim için değerli. Kerem'in gol vuruşu da var. Tabii kornere koşan oyuncu, kenar oyuncusu benim için değersiz oyuncudur. Hep kaleye doğru. Kaleye gidecek. Abi golü nereye atacaksın? Kaleye atacaksın. Başka biri atmayacaksın ki ya. Hep aklı şeyde. Kerem'in o aklı var. Halil'le ilgili attığı gol, yani attığı gol birinci sınıf goldü. Sol ayak. Değil mi yani? Alıp driplinki, sol ayaklı vuruşu. Ha, orada Falcao mu, Muhammed mi dersen, ben... Zor karar değil mi biraz? Onda da şöyle rakip stoperlere bakarsanız rakip stoperler. Bir de Wellington oynuyor Beşiktaş'ta. Evet. Ne özelliği var? Nasıl bir özelliği var? Artı sen oraya gelip kimle orta yapacaksın? Şimdi gol atman için santrafor orta yapman lazım. Yok, İkisi de ikisi de koşucu oyuncu değil. Kenardan orta gelecek veya cezası topla buluşturacaksın, dönüp vuracak. Ya o özelliklere bakarak hareket etmekten ederek o kararı verebilirsin. Muhammed'i Wellington, önünde görüyor sanki. Öyle. Wellington'la Vida çok etkili. Mesela yüksek toplarda etkili. Ama orta sahaya gelen, kırılan biraz oyuncu da zorlanıyorlar. Halil de bunu yapıp yüzünü döndüğü zaman. Canini, şimdi Halil evet. Özellikleri ve form durumu la bence Fatih Hoca'yı zorluyor. Zorluyor tabii ki. Zorluyor. Şimdi hoca evet diyor ki, hoca diyor ki ya kardeşim yerden topla alışverişi iyi, alır almaz dönüyor. Evet. Bazen gelmeden düşünüyor. Şutör özelliği var. Şimdi Falcao ile Mustafa Muhammed'i hırpalayabilir Wellington'la bir daha. Tamam yani istedikleri Halil formda olabilir. Ama büyük maçlar, büyük oyuncu ister söyleminden de tersi ister istemez oluyor. Gözü... Ya kimi seçse acaba öteki ne olurdu diyeceğimiz bir an var. Şöyle maçın sonucuna da göre de ya doğru eleştirir. Ya da yanlış olabilir. Yapılacak evet. Oyuncu performansı haklı çıkaracak hocayı. Ya da çıkaramayacak. Biraz Halil'e yakın gibi gördüm. Ya bu kadar iyi oynayan bir oyuncuyu ben şuna inanıyorum. Ya, Umut Nayır'la kazandığını bu yüzden söyledim evet. Beşiktaş takımı. Niyetli oyuncu her zaman benim için önde. Çok niyetli, çok formda. Hani nasıl söyleyeyim? Falcao'yu oynatırken aklınız kalabilir. En son ne zaman iyi maç oynadı? 45 dakika kötü oynasa evet. Falcao diyeceksin ki bu sefer ya ilk yarı çöpe gitti. Şimdi zaten Mustafa çıkaracağız. Muhammed bence daha önde. Yani hocanın planları arasında. Halil mi Mustafa Muhammed? Onu da 11 oynattığı zaman istedim. Ya da Falcao. Falcao bence şu an 3. seçenek gibi. Sence Mustafa mı? Ya ben Mustafa'nın oynayacağını düşünüyorum. Ya Halil'i hoca... Kamuoyu da öyle düşünüyorsa Halil oynar. Hocamı tanıyor. Hoca çok sever ya. Yani işte ben belki de hani bilerek oynarım. Çünkü Etebo stoper oynar diyoruz, Getson oynuyor ya. Yani bunun gibi bir şey yani. Sonuca göre her şeyin bir cevabı vardır. Aynen. Fatih Hoca'da. Tabii. Sonra yani iyi veya kötü. Hiç fark etmez yani ona göre. Bir şeye katılıyor musun? Fatih Hoca Beşiktaş şampiyon olursa alkışlarız şeklinde bir cümle... kullandı basın toplantısında. Öyle bir senaryoda diyelim Beşiktaş şampiyon oldu. O ihtimal de var bu hafta sonu. Aynı anda maçlar. Aynı anda maçlar. Yani Fener diyelim kaybetti. Beşiktaş ilan Beşiktaş kazandı. O zaman nasıl Fenerbahçe'nin kaybetmesi lazım o zaman. Evet. Evet. Ama bir ihtimal var. Yani o açıklamayı nasıl buluyorsun? Yani çok alışık olmadığımız bir açıklama bu. Çok da güzel bir açıklama bence. Ben de aslında hocam psikoloji buluyor biraz değil mi? Bizi konuşuyor. Yok. O güzel bir açıklama. Ben de takdir ediyorum. Ama biliyorsunuz Türkiye'de her şey hemen değişebiliyor. Dolayısıyla hani Fatih Hoca üzerinden söylemiyorum. Hep bu söylemler oluyor ama sonunu getiremiyoruz. Yani zaten futbolda sahada o mücadeleyi göstereceksin. Maç bittikten sonra rakibinle gidip dostça, arkadaşça normali zaten bu değil mi yani? Hareket etmen lazım ama Türkiye'de maalesef bu olmuyor. Farklı tepkiler de alıyor.
Allah rahmet eylesin. Özcan Can Aydın Fenerbahçe maçı alkışladı. Yani Galatasaray linç edildi. Evet, Galatasaray taraftarı çok büyük tepki gösterdi. Sonra bütün Kadıköy taraftar alkışlamıştı Özcan Can Aydın hayatını kaybedince. Yani dolayısıyla burada doğru bir karar. Bence böyle olmalı. Yani aslında şampiyonluğa giden değil. Mağlup oldum ben. Bunu birçok defa yaptım teknik direktör olarak. Gittim soyunma odasına tebrik ettim. Yani, hocam şu aklıma geliyor. Sergen attı şampiyonluk geldi. Ha, maçında. Ben ikisi tümerle ikisi oraya alın. Yakaladılar seni orada tebrik ettim. Onu soracağım. Geri bir hamle var. Hocam hazır haftası gelmişken. Tamam. O pozisyonu rica edeceğim senden. Yani kaldın tek başına bir anda tümer geliyor. Bir anda Sergen Allah korusun kabus gibi bir şey. Hiçbir stoper istemez ya, yani böyle bir şey. Şu şampiyonluk maçı. O anı rica edeceğim. 2-1 yakalandık tabii. Biz artık bizim kazanmamız lazım. Taç attı. Risk alıyordu Galatasaray. %100 kazan. Beşiktaş'a beraberlik de yatıyordu. Bizim kazanmamız gerekiyordu. Tabii risk almıştık. Son dakikalarıydı zaten. Son 2-3 dakika. Evet, öyle bir şeydi. Topu kaptırdık. Top tabii tümerdeydi herhalde. Sergen abi. Sergen aldı topu. Şimdi ben oyuncuların hep şuna bakarım. Hangi ayağı güçlü? Ben ona bakarım. Hangi ayağını kullanıyor? Ve ona göre pozisyon alırım ve hamle yaparım. Topu Tümer'e attı. Tümer de sağdan hızlı gidiyor, attı. Hızlı attı. Bilerek hızlı attığını söylüyorsun. Onu bilmiyorum, onu tam olarak. Kendi söyleme. Şöyle, bilerek öyle attım ki bana gelsin. Tümer çok akıllı attı. İkisi de çok akıllı ve zeki oyunculardı. Evet. Tümer'e sağına attı. Ben Tümer'e baskıya gitmek istemedim. Çünkü topu sola alacağını ben zayıf düşündüm. Zayıf ayağı sağda. Evet. Ama orada tek de atınca ben zaten kaldım orada. Ve çok zor bir şey. Hangi savunma oyuncusu buna müdahale edebilir? Yok, müdahale edemez. İmkansız bir şey. Yani imkansızı attı aslında. Yok, hızlı atmamın sebebi de başka oyuncu olsa öyle atmazdım. Tümer onu çevirebilir diye düşündüğüm için öyle attı. Erzen abinin de kulakları çınlasın. Diyor ki ben bağırdım, Sergen attı şampiyonluk geldi. Daha 3 dakika vardı. 3 dakika uzatmayla 8 dakika. Ulan ya olamaz dedi. Ya Erzen abi bir titremiş. Demiş ki ben ne dedim sonradan. Çok güzel söylemiş yani. Yani slogan oldu. Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta yazıyor. Duvarlarda yazıyor. Zaten ondan. Ondan dolayı çok iyi bir spiker ya, çok iyi bir spiker yani. Haftası gelmişken hocam sorayım dedim. Şimdi Sergen attı yani, şampiyonluk geldiğinden değil mi? Sergen Hoca'nın şampiyonluğuna doğru dönüştü. Fatih Hoca'nın Sergen Hoca'da gençliğini gördüğünü düşünüyor musun? Düşünüyorum. Ben de düşünüyorum. %100 düşünüyorum ben. O kazanma hırsı, çünkü abi ben hocam şunu söyleyeyim. 2 gün evvel maç oynamış bir takımın hocası 2 gün sonra bu ligin en iyi takımlarından bir tanesine. 2 gün sonra görüşürüz. Cumartesi görüşürüz bakalım görüşürüz. Öyle mi dedikten sonra 15 dakika içerisinde 3 gol atması oyuncu grubuyla arasındaki kimya uyumunu gösteriyor bana göre. Ne konuşmuştuk? Programda. Programda. Çünkü yani Ömer Erdoğan psikolojik olarak tabii de psikolojik bir açıklama yaptı. Açıklama yaptı tabii. Ama Beşiktaş'ın lehine oldu bu. Bakın Hatayspor'un futbolcunun lehine olmadı. Bir açıklama yaparsanız rakibi canlandırırsınız ve onu yaparak Sergen'in yaptığı açıklamayla beraber psikolojik anlamda Sergen'in takımı kazandı, oyuncu grubu. Hocam golü yemeye orada başladı. Maçtan önce. Golü yemeye orada başladı. Yani ben dedi hücum oynayacağım biz Beşiktaş falan derken 2 gün ya. Ve Beşiktaş'a biz hep yorgun 3-4 maç bayağı düştü vites falan derken bir anda ligin en dirençli takımı haline geldiler yani. İnanılmaz oldu. Ben her zaman şunu söylüyorum ve bunu söylemeye devam edeceğim. Fiziksel yorgunluk aldatır. 2 gün içinde dinlenirsin. Zihinsel olarak hazırsan bugün oyna, zihinsel olarak olursan yarın da oynarsın. Galatasaray hazır mı sence hocam Beşiktaş derbisine? Hazır olmak zorunda zaten. Ha, Sergen, şimdi Sergen'in şu avantajı var. Önde lider, kazanırsam şampiyonum ve teknik direktör hemen işi bitirmek ister. Rahatlamak ister. Kalmasın ister. Dolayısıyla Sergen ve Beşiktaş futbol takımı daha hazır olarak görüyorum ben. Galatasaray'da bu sene eksik ne sence Erman abi? Hazırdan ziyade daha çok isteyen taraf. Evet. Yani evet. İsteyen hazır oluyor çünkü. Tamam, isteyen hazır. Bravo. İsteyen hazır oluyor. Çok güzel. Yani uzun yıllardır hani hatırlarsınız bir şey var diyordum ya programda. Evet. Daha yani bulacağım dedin. Evet. Aslında araştıracağım dedin. Aslında. Evren, Galatasaray'ı şampiyon yapar diyebileceğimiz oyuncuların hiçbiri bu sene devreye girmedi. Doğru. Feguli. Bu sene çok başta fazla. Feguli. Başta Feguli. Başta Falcao. Mesela girmedi. Devre arası transferlerinden. Belanda. Zaten onu temizlediler. Onyekuru. Yani devre arası transferlerinden Yedlin, Gedson kağıt üzerinde nokta gibi gözükse de Galatasaray oyun kalitesine ciddi bir katkı yapmadılar bana göre. Yani Gedson'suzdan yeni mi? Ne acele ettin? 3 yani maç kaldı. Öyle şey mi olur? Ama bir de şey var. Yedinden inşallah. İyi giderken bir ara
sezon ikinci yarısında iyi başlarken... 8'lik maçlık seri var. Sistemi değiştirdi hoca. Hemen... Çift forvet olayına döndü. Değiştirmeyeceksin. Hatırlar mısın? Tudor. İyi giderken... Evet. Ya Falcao kendini... Falcao kendini bozduğu kadar hocayı da bozdu galiba. Falcao'yu da oynatayım ama geldi bu iş. Çünkü iyi oyuncu, özel oyuncu. Belki yani satacaksın. Hep şunu konuşuyorduk. Ha, hoca da zorlanır abi. Yani. Onu yedek bırakmaktansa ikisini beraber... O dönemde şunu konuşuyorduk Evren abi de hatırlar. Yani bir şekilde bana şampiyonluğu Falcao kazandıracak. Hani o katkıyı Falcao yapacak. Büyük oyuncu. Bir şekilde onu kazanmam lazım diye mi düşünüyor acaba? Oynatmasam da satarım. En kötü satarım diye düşünüyor ama olmadı. Müthiş bir başlangıç yapınca. Onyekuru da aynı şekilde. Onyekuru da iyi başlamıştı. Orada Galatasaray'da bireysel anlamda da ciddi bir istikrarsızlık var. Yani evet. Sezonun genelini istikrarlı geçirdi diyeceğin kaç tane oyuncu var? Oynama açısından Marcao. Marcao. Yani hadi Muslera geldikten sonra oynuyor. Biraz Taylan'ı da katabiliriz. Taylan'ı da katalım. Taylan'da da düştü ama iyi oynarken de oynatılmadı. Emre Kılınç fena oynamadı bana göre. Emre Kılınç sezonun geneline baktığın zaman istatistikleri yüksek bir oyuncu. O da mesela şu anda oynayıp oynamıyor. Konuştuk. Emre Akbaba sonlara doğru. Şimdi çok güzel bir şey söyledi. Beşiktaş'ın ilk 11'ini hemen sayarsın. Çok rahat. Değil mi? Evet. Bir tane belki. Ama Galatasaray'ın ilk 11'ini hemen sayamazsın. Fenerbahçe'yi sayamazsın. Ve Beşiktaş'taki oynayan oyuncuların hepsi belli bir grafik üzerinde devam etti. Düşler oldu mu oldu ama çok az. O grafik ve hep devam etti. Hayatlarının sezonunu oynayan da çok oyuncu var. Ve birçok uzun süredir oynamayan oyuncular, yani sonradan alternatif olan oyuncular da çok verim aldı. Evet. Bu da çok önemli. Hani direkt oynayan eksik olan parça oynuyor. Mensah hariç herkesten. Mensah hariç herkesten aldı. %100 katılıyorum bunu söylemek için. Olsan'a da katıyorum. O da toparladı. Orada golü falan çok var. Sezon genelinde çok az katkısı ya. Ama evet, alternatif oyuncu olarak bakacaksın ona. Oğuzhan'a. Tabii şimdi öyleydi Beşiktaş'ta şu anda. Öyle. Ama kaptan şampiyonluk yaşamış abi ya Beşiktaş'ta. Artık alternatif olmak için biraz fazla genel. Öyle demek istemedim. Sezon başı oynadı mı? Kadro planlaması da tabii. Yani iyi oynadığı zaman tam formayı aldığı zaman sakatlandı. Sezon başı ilk 11 yazar mıydı Oğuzhan'ı Sergen Hoca? Sanki yazardı. Yazardı gibi. Bence Atiba Joseph varken zor. Ben şunu çok merak ediyorum. Şampiyonluk meselesi çözülsün. Yılın 11'ini yapalım. Kaç kişi? Sanırım çok baskın Beşiktaş tarafı. Şimdi bir Joseph izliyoruz. Almak zorundayız. Abi top rakibe geçtiği zaman ilk müdahalesi sayesinde geri koşmuyor Beşiktaş takımı. Neden hücumda dirençli? Neden nefes nefes ediyor? Tabii. Bak Nisan şampiyonluğunda Mehmet Topal yaptı. Melo çok yaptı Galatasaray'da. Aynen. Rakibe geçtiği ilk an. Basıyorsun. İlk an, ilk dokunuş. Hele ki bunu faulsüz yapabiliyorsan. Tabii. Zaten ki o yüzden bu ilk 11'e ben Joseph'i yazayım siz etrafını süsleyin ondan sonra tamam. Şimdi çok güzel bir şey dedin. 6 numara Fernando. Fernando. Müthiş futbolcu. Çok klas. Şimdi bakın şampiyonluğu oynuyorsanız 6 numaranız çok iyi olacak. Sosa mesela. Niye? Geç kaldı Sosa'da. Niye? Çünkü önde oynuyorsunuz. Rakip takım kontratağa çıkacaksa dalga kıran 6 numaradır. Evet. Ve savunmalar da çok iyidir. Birebir oynuyor. Şunu da belirler değil mi yarım hocam? Yarım saniye geç kalsa. Joseph yani nerede başlıyor Joseph'in oyunu? Beşiktaş'ın orta sahasının önünde başlıyor aslında. Stoperleri de bir 15 metre, 20 metre öteye taşıyan. Çünkü 6'ya göre pozisyon alıyor stoperi de, beki de. Joseph o kadar doğru duruyor ki. Sırf ona bakarak bile pozisyon alabilirsin aslında. Joseph'e bak pozisyon al. Üçgenlere de yani önem verirler. Evet. Pas alışverişinde. Aslında Beşiktaş takımı ucuma çıktığı zaman top rakip alandayken iki stoper önündeki Joseph Souza. Oradaki oyun akarken, bakın oyun akarken, ucundayken hep topa bakar rakipler. Savunma oyuncuları, 6 numara. En büyük hata o bakmıyor tabii, en büyük hata. O bakmıyor. O direkt rakibe gidiyor. Niye? Aynen. Oraya geldiği anda işi bitiriyor. Ensesinde topu kapıyor, bir daha hiç geriye koşu yok. Erman direkt devam atak. Yani hücum opsiyonuna gerek yok mu bile hücum opsiyonu? Böylece Beşiktaş'ı koşturmuyor kendi kalitesi. Bu konuda harika da bir partneri var. Yani bu işin daha evvel ucundan dokunmuş Atiba, o da aynı sorumluluğu. Kaç yaşında? En çok oynayan bu arada. Kaç yaşında? 38. 38. Neyle oynuyor? Aklıyla oynuyor. Zekasıyla oynuyor tabii ki. Ama koşu temposu da iyi abi. Çok iyi ya. Abi bir fiziği var, yakından gördüm. Abi böyle bir şey olamaz. Hakikaten anatomi avantajdır yani oyuncu için futbolda. Yani 32-33 yaşında bırakabiliyorsun futbolu. 38 Atiba gibi gider ama o metabolizma bırakmaz. Hadi bir soru sorayım. Sevda Hocam diyor zaten. Ben de onu diyeceğim. Seni Sergen tutar mı tutmaz mı? Sergen Hoca ilk ona imza attırır bence. Bravo. Tutması da gerekir. İlk ona imza attırır. Ben yaşa bakmam abi. Vereceği verime bakarım. Aynen öyle. Hocam şeyi hatırlarsın. Popescu ilk geldiğinde hoca onu 6 oynatmıştı. Sonra çekti sizin yanınıza. O Popescu'nun 6 oynadığı dönem futbol tabii daha başkaydı ama aradaki fark çok
değişik değil mi? Yani tandem oynamak da bu Popescu ile beraber onun ön libero oynaması çok farklı. Barcelona'da oynuyordu zaman zaman ama stoper daha iyi oynuyor. 6 numara oynadığınız zaman sırtı dönük almak biraz daha 6 numara o var. Hani pas alışveriş var. Artı hamlelerde özellikle ilk hamlelerde 2-3 metre çok çabuk olmanız lazım. 2-3 metre yani böyle uzun mesafede değil. O da o kadar değil yani. Tam orada şeye geleceğim. Bunu niye açtım? Taylan çok iyi olmasına rağmen ki hayatının sezonlarından biri Taylan'ın bireysel kariyer arasında. Evet, evet. Yeterli midir? Ben 8 yani, numara. Bu tercih bu yüzden mi sence? Evet, yani ben, Galatasaray için bu ben sezon, 8 numara diyorum Taylan. Orada transfer yapılmadı ya. Taylan çıktı. O da bir transferdir aslında ama yeterli midir? Soru bu. Ben Taylan'ın Erzurum'dan bildiğim için Erzurum'da 49.5 oynuyordu. Orta saha dönüyor ve Erzurum küme düşmüştü o sene. 6 golü var. Küme düşmüş bir takımda en çok gol atan oyuncu. Obertan'ı sol açık yapmıştı Hamza Hoca. Taylan'ı forvet. Yani ben Taylan'ın 8 numarada daha iyi olacağını, hücumda daha etkili olacağını düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Tabii onunla beraber yaşamadığım için ihtiyaçtan biraz çok alıştı yüzü dönük oynamaya kaleye. Şimdi. Ha işte bir de o var. Şimdi çok alıştı. Biraz oyunu zaman içerisinde hep aynı şeyi ister. Ben şuna inanıyorum. Taylan performansının yanına iki tane iyi 8 numara bulunmuş olsaydı Taylan bugün daha da performans olarak yukarıya çıkmış olurdu. Çok aşırı yorulduğu maçlar oldu. Belhan da Jetson Taylan olsaydı. Ben Jetson'u çok beğenmiyorum kusura bakmayın. Yani belki daha iyi olacak bir oyuncu. Ona kabul ederim. Ama hücumda yok işte. Şimdi 8 numara oynatıyorsanız ceza sahasız şampiyonla oynuyorsanız 8 numara oynatıyorsanız gidecek. Kendi 8 numaralarınız ceza sahasının içinde olacak. Olmazsa gol atmıyorsa benim için hiçbir değeri yoktur. Şut özelliği var mı? Bir parça, Belhan'da da onu istiyordu. Hocam bir parça hareketlense Feghouli de iyi 8 olurdu. Feghouli kırık zaten oynuyor. İşte yani doğru ama yani bence Feghouli hareketlenmiş olsa Getson'dan da hepsinden daha iyi 8 olurdu. Tabii. Çünkü top arka sırtı dönükken de alıyor, yüzü dönükken de alıyor, gelmeden görüyor. Çok iyi oyuncu. Nasıl bu kadar koca bir sezon devreye giremeyiz? Sadece Belanda'ya bağlayabilir miyiz? Bunu bilmiyorum ya. Belanda yüzünden. Daha öncesinde de yoktu. Öncesinde de yoktu. Belanda yüzünden değil. Zaten yani ben Belanda ile ilgili görüşümü biliyorsun. Ama Taylan, Belhanda, Jetson'u Galatasaray taraftarı göremedi. Yani Emre Kılınç, Emre Akbaba, bazen Ömer Bayram. Orada üçüncü kişi zaten istikrarlı olmadığı gibi birbirini tamamlayan nitelikte bir üçlü bulamadı Galatasaray. Ben bunun sebebinin Lemina Seri Enzonzi üçgeninde geçen sene Galatasaray'ın kiralıklara yönelik bir orta saha kurguladığını ve bu sene herkes biliyordu üçü olmayacaktı artık bu sene. Ne yapacak hoca derken o üçlüyü doğru buluyor musun? O üçlüyü. İşte bence o üçlü de yanlış. Bence çok tıkanır hücumda. Galatasaray 2 senedir, 3 senedir yani orta çok tıkanır. Dikini oynayamaz. Dikini oynayamaz yani o üçlü. Fernando sonrası Galatasaray için bence kayıp. Seri 6'ya geçtiğinde çok daha iyi oynamıştı. Evet. 6 numarada. Yani orada pas oynuyor. Orada Mehmet Topal, Josef yani gibi. Lemina, Seri, Enzonzi birbirini yani keser. Tamamlar nitelikli evet. Değil de bozan nitelikli. Aynı işi yapacak birden fazla oyuncu bozuyor. Her zaman sıkıntıdır. Topal, İster 8 yani kabul et, ister 6 kabul et. Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Josef. Sosa, Gustavo. Olmaz. Olmuyor. Hiçbir zaman olmuyor. Olmaz. Derdeki üçün orta saha üçün abi. Yani Taylan olur. Jetson olur. Üçüncü Emre Kılınç. Emre Akbaba? Akbaba'yı kanada atabilir. Hangi kanada? O işler değişir bir dakika. Bakalım. Babel var. Yok. Babel var da yani ihtimal olarak söylüyorum. Ama Taylan'la Jetson yanına Akbaba ya da Kılınç diyor. Yani ilginç Babel, yani. Halil... Kafamda kuramadım. Hayır. Akbaba normalde orta sahada sürpriz. Çünkü hoca nasıl diyeyim? Emre Akbaba'yı iç olarak çok fazla değil de kaleye yakın olmasını istiyor. Orada da bir ihtimal daha önce oynatmışlığı var kanatta. Kerem'i bozmaz. Ama Kerem'i sola atıp Akbaba'yı sağa atma ihtimali olabilir. Yani düşük de olsa diyorum. Hani olacak demiyorum. Şimdi büyük maçlar büyük oyuncu ister. Santrafor Babel varken şimdi Emre'yi nasıl? Seviyor hoca orada. Ben Santrafor'da soru işaretim var. Hı-hı. Diğerleri aynı olur diye düşünüyorum. Taylan, Jetson. İlk aday Akbaba tabii. Akbaba, Jetson, Taylan şu anda. Ya bu kadar her ihtimal. Pozisyonda ceza sahası içerisine giren, her pozisyon içerisinde olan, skor yapan bir oyuncunu kesmezsin diye düşünüyorum ya. Ben şunu söyledim. Sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu, hiç konuşmana gerek olmayan oyuncu biliyor musun? Onun motivasyonu var. Oyuncak sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Tabii. Futbolcu bunu hissederek oynar. Akbaba Emre Akbaba'yla sezon sonuna kadar sözleşme imzalamayacaksın ve oynatmaya devam edeceksin baba. Şu anda buna da ihtiyacın var zaten. Hata var bence hocam. Emre'nin eğer son bir ayına bakarsak uzatırken hata yapılır. Yani ben bütün sezona bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Emre Akbaba'yı uzatırken bence öyle yani. Ki hoca uzatacak galiba. Yani uzatılmasına aynı görüş bildirecek. Ben hata olabileceği fikrindeyim. Yani Emre Akbaba evet çok iyi oyuncu ama o iki sakatlık
Bir de ne kadar uzatılacak şimdi? Bence performans da üzerinden uzatmak yani doğru. Biraz genele bakmak lazım. Yetenek hiçbir zaman kaybolmaz. Aynen öyle. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yetenek hiçbir zaman kaybolmaz. Kaç yaşına gelir? 40 yaşına, 50 yaşına yetenek kaybolmaz. Fiziksel yeterlilik. Yani ayak tenisi oynarsak perişan ederiz demeye çalışıyor. Anladın mı? Yani baştan söyleyeyim dedim. Yani konuşuyorsunuz dışarıda. Perişan ederiz demeye çalışıyor yani. Bak güzel söylüyor. O zaman bir adını koyalım. Ya bir yedik mi? Nasıl yani? Bülent Korkmaz varken ben şimdi Nihat Kahveci'ye buradan selamlarımı yok. İkimizden biri çıkar o kadar. Biz çıkarız tabii canım. Biz çıkarız. Biz anca izleriz. Yo ben bırakırım formayı. Bir santrafor Nihat şey. Bülent abi. Beşiktaş'ta da 5 yaşın 11'ini saymaya kalksak herhalde 10 saniye sonra programı kapatmak zorunda kalırız. Denedik ya bir kere 6 saniye sürmüş. Pit stop gibi formüledeki pit stop. Ama abi. Fatih Hoca genelde kazanan takım üzerinden çok büyük değişiklikler yapmadı bu sezon. Evet. Devam etmeye çalıştı. Devam etmeye çalıştı. Oyuncunun da performansıyla derbiye hak ettiğini düşünüyorum bazen. Mesela Halil hak ediyor ya derbi oynamayı. Evet yani orada bir yani bu kadar iyi oynarken bilmiyorum. Havuzuna da girdi artık Halil. Yani oyuncunun hak etmesi evet önemli ama teknik direktör de galibiyet almak için tabii ki. Plan, mesela Cenk Tosun yokken Burak'ın arkasına Halil olmaz mı? Şöyle yani bence olmazsa Halil yani. Mesela öyle bir yere de geldi sanki mesela. Enes var, Burak var. Üçüncü santraforumuz yok. Ya evet. Yok. Biraz burada Halil'i hazırlamak olabilir adına kesinlikle, da Fatih Hoca'nın milli takım için de sanki. Kenan'ı bazen kullanıyor. Aslında ya üç da, Kenan gibi. Ya, Halil aslında sanki dördümüz yok bence. Yani üç. Ama Kenan'ı farklı daha pozisyonlarda Kenan da kullanıyor. Kenan'ı oynatıyor Kenan'ı. Sol oynatıyor ama kadroda Kenan varsa mesela Halil mi oynar, Kenan mı oynar, Kenan'ın forveti oynar. Şimdi Şenol Hoca, Bursa'da da, Beşiktaş'ta da hep bunu yaptı. Santrafor, yalancı kenar kırık oynatıp yapayım. İkinci santrafor olarak oynattı. Burak'ı da oynattı böyle. Tabii. Dolayısıyla Şenol Hoca o tip oyuncuları daha çok istiyor. Bir de Kenan çok iyi savunma yapıyor. Yani geri geliyor. O tabii öyle bir koşuyor zaten ki Fransa maçında yani inanılmaz. Yani ben son yıllarda bu kadar doğru savunma yapan yerli anlamında ya, çok meşhur bir laf var ya. Kusura bakma Almanya'da adam yani. Evet. Kötü oynadı diyebilirsin de kötü koştu diyemeyeceğin oyuncular. Hiç bravo güzel dedi. Değil mi? Çok doğru koşuyor. Türk takımlarıyla hep koşuyor. Müthiş bir özellik. Yani var olma sebeplerinden biri o. Lige gelecek gibi görünüyor Kenan Karaman'da. Türk takımlarıyla da anılıyor. Mesela Berkay açar mıyız biraz? Yok canım niye açalım? Yani. Kesin Fenerbahçe'dir öyle değil. Hayır her şey alı geçti. Bak gördüm. Ama Fenerbahçe Galatasaray'da istiyor da bakalım. Bakalım nasıl bir derbi izleyeceğiz abi. Ağzınıza sağlık. Bitirdik programı. Bitti mi ya? Bitti mi ya? Tamam. Bitmesin. Havaya girmiştik. Bitsin canım zaten. YouTube'da belli bir saatten sonra yok, olmuyor. Gençler öyleyse. Televizyon gibi değil. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.